biçiminde. Murat Soyceğiz var. Cengiz var telefon attığımızda. Ekonomist kendisi ve onunla da şu son durumu bir değerlendirelim istiyoruz. Hoş geldiniz Murat Soyceğiz. Hoş bulduk. Şu anki karşı karşıya kaldığımız tablonun biraz ekonomik boyutlarını bir önceki konumuzda konuşmaya çalıştık ama sizin gördüğünüz tabloyu bir bize söyler misiniz? Bizim kafamızdaki en önemli soru işaretlerinden birisi. Kim alıyor bu doları? Kim alıyor bu euroyu? Niye bu kadar çok talep var ve kimden bu talep? Bu pencere niye doğurduysa öyle öldü hikayesi aslında. Kim alıyor? Daha evvel dolar borcu olanlar veya dolar vermiş olanlar doları alıyorlar. Ve burada da en fazla dolar alanların ben Türkler olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıdan bir gücün olduğunu, mutlaka dışarıdan da buraya 250 milyar dolar para girmiş içeriye. Tabii ki bir yani 400 milyar dolara yakın para girmiş. Dolayısıyla bunlar tabii ki bir kısmını alıyorlar. Ama en önemlisi bu doların ülke içindeki sahipleri alıyor. Yani bu ne demek? Bankalar geldiler. Bankalar yurt dışına gittiler. Kredi aldılar. Evet. Kredi aldıktan sonra Türkiye'de nasıl verdiler bu krediyi? Dolar olarak verdiler. Tamam. Şimdi ona olan şirketler nasıl yazdılar? Bilançolarına ne yazdılar? Türk lirası. Şimdi Türk lirası sattılar. Veya dolar gelirleri var. Geleceğini düşündüler. Ama Türkiye dışarıdan aldığından daha fazlasını atmıyor. Daha azını satıyor. Yani bir kısmını Türk lirası olarak satıyor. Değil mi? Evet. İçeride öyle yani özellikle. 100 lira alıyor. 100 liralık mal alıyorsa bunun yurt dışında 70 liralık mal satıyorsa diyelim 30 liralık da Türk İçeride lirası satıyor. Satıyor. Yani bir Türk lirası geliri var. Evet. Ama dolar borcu var bu insanların. Dolayısıyla dolar yükselmeye başladığı zaman en fazla zarar görecek olanlar yerleşik dolar borçlular. Tamam. Dolayısıyla ilk seferde almaya başlayanlar bunlar zaten. Şimdi bu konudan, onlar şöyle mi düşünüyorlar yani 5 lira olmuş bir doları almak da cesaret işi. Yarın çünkü işte bu şeylere bakıyoruz, değerlemelere bakıyoruz, şuna bakıyoruz, buna bakıyoruz. Türk lirasının 5 lirada olmaması gerektiğini hemen hemen herkes kabul ediyor. Ama ekonomik verilerle birlikte bunun olması gereken çok üstünde şu anda fiyatlandığı tespiti var. Ya cesaret işi değil mi 5 liradan almak? Yarın 4 liraya düşer diye bir ihtimal kalmadığını düşünüyor o zaman. Tamam, birincisi bu olması gereken hesabını kim yapıyor çok merak ediyorum. Nasıl yapıyorlar onu da bilmiyorum. Yani eğer paranın... Şöyle bir hesap onu söyleyeyim isterseniz dinleyenlerin de kafası karışmasın. Mesela Brezilya Riyali 10 yılda nereden nereye gelmiş, Türk lirası nereden nereye gelmiş. Bununla bir eşleştirerek ya da işte Hindistan rupisi mi diyorlar ona, onunla eşleştirerek Türkiye'nin içinde bulunduğu o ekonomik yapıdaki ülkeleri baz alarak yapılan değerlendirme bu. Şimdi böyle bir değerlendirmenin çok sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Çünkü peki, paranın değerinin böyle ölçülmesi gerektiğini düşünmüyorum. Peki. Yani basit bir örnek vereyim. Paranın değeri sonunda o ülkedeki olan şeylere güvenle ilgili bir olay. Çok güven mekanizmasına çalışan bir nesne bu para. İkincisi paranın alım gücü. Eğer alım gücü siz gelecekte bu alım gücünün düştüğünü düşünüyorsanız veya bu paranın aslında o kadar şeyi alamayacağını düşünüyorsanız o zaman parayı satarsınız. Basit bir örnek vereyim. Dünyadaki tüm dolarlar Amerika'ya giderse 5 centlik bir şey alabiliyor. Tüm dolarlar Amerika'ya giderse 5 centlik bir değeri var aslında. Bir dolar değeri yok. Evet. Ama kimse bunu hesaplamıyor. Niye? Çünkü o doların dünyada bir alım gücü var. Yani dünyadaki mesela... Anladım. Tamam. Şimdi dolayısıyla bu tür hesaplar yani benim ülkem... Anladım. O tarafı da bir kenara koyarsak yine de tahayyül edilemez bir nokta. Devletin yaptığı bütün hesaplarında dışında, öngörülerin dışında 5 liraya gelmiş doları almak yine de cesaret işi değil mi? O ileride hayır, daha da yukarı çıkacağına ilişkin bir beklenti oluşturulmuş manasına geliyor. Bu da ülke açısından sıkıntılı bir beklenti. Yok, bu bir cesaret işi değil, bir korkaklık işi. Yani ben bir şirket sahibiysem korkarım. Çünkü yarın gün 10 lira olmayacağını bilmiyorum. Hı hı. Yani bundan 3 lirayken alanlara salaklanmıyor muydu 3.90'dan alanlara, 3.60'dan alanlara? Evet. Bilmiyordum.
Ben o zaman da öyle olduğunu düşündüm. Ve cesaret etmedim, almadım diyelim ki. Ama borcum hala aynı borç. Şimdi 5 lira. Şimdi bari bu treni kaçırmayayım diyor o zaman Türkiye'deki yatırımcılar. Aynen, buna borçlu deyimiyle kol kesme deniyor. Veya finansçı deyimiyle stop loss deniyor. Yani siz zararınızı artık fixliyorsunuz. Belki bundan sonra iflasınız gelecek. Dolayısıyla onu engellemeye çalışıyorsunuz. Yani baktım borçlarım, alacaklarım. Evet tamam, ben bu yıl belki önümüzdeki 2 yıl hiç kar etmeyeceğim. Ama en azından iflas etmeyeceğim. Ama 7,5 olursa iflas edeceğim. Bunu görüyorum. Veya 6 olursa iflas edeceğim. Ve öyle bir ihtimal de var diye bakıyor artık. Çünkü geldiği noktaya baktığınızda, bu sürate baktığınızda ve rakamları da değerlendirdiğinizde herhalde böyle bir korkuyla, doğru ifade o dediniz, onun için onu kullanıyorum. Korkuyla alıyor, cesaretle değil de. Yani burada bir cesaret yok, bir güven yok. Güven de yok ama. Güven de yok. Tabii. Zaten bütün işin temelinde güven yatıyor. Bakın Amerika ile Euro arasında 1.80 ile 0.80 arasında bir değişim oldu değil mi? Evet. Gitti geldi, gitti geldi kaç kere. Şimdi bütün bu arada Amerika 2'ye mi katlandı? Yok. Euro, yani hayır. Tümüyle bir güven sorunu oluşmaya başladı. Amerikan ekonomisine güven azalınca euro, dolar düştü. Amerikan ekonomisine güven artınca dolar yükseldi. Kimse kalkıp da bunun bir hesabı vardır demedi. Peki şunu da herhalde düşünmemiz gerekmiyor mu? Bir şirket sahibi 10 milyon dolar borcu varsa, ben 2 sene kar etmeyeyim arkadaş, 5 liradan şu işi kapatayım da en azından içim rahat olsun, gece uyuyabileyim, aksi takdirde 7 olacak diye korkacağım diyen adam varken, sokakta da bir vatandaş, adam 3 bin lira maaş alıyor, her gün cebindeki paranın eridiğini görüyor. Gidip 3 bin lirayı artık dolara yatırma noktasına gelmiş de olabilir mi? Böyle bir psikolojide var mı? Çok var. Hem de şeye bakın, çok basit. Merkez Bankası yayınlıyor bunu. Yerleşiklerin dolar hesaplarına bakın. Çok evet. Sık görülen bir şey ve Türkiye'de de hızla artıyor. Yani dolar hesapları artıyor. Peki ne yapmak lazım noktasında da birkaç cümleye ihtiyacımız var tabii doğal olarak. Yani onun böyle bir şey... Hayır, doğru formülü verirseniz seçimlerden sonra başbakan yardımcısı yapacağız sizi. Pardon, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Başbakan yardımcısı. Başbakan kalmadı, evet. Onun için bir anda pot kırdım, anladım. Buyurun. Yok. Yani bundan sonra yapılacak olan şey tekrar Türk lirasına güvenin kazanılması sağlamak. Onunla siyasi midir? Tümüyle siyasidir. Bakın, paranın kendisi siyasidir. Para teknik bir sorun değildir. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı da teknik bir sorun değildir. Tümüyle siyasi bir sorundur. Peki bir somut olarak söyleyeyim bana. Merkez Bankası şunu yaparsa bu güven sağlanır, siyaset bunu yaparsa bu güven sağlanır diyebiliyor muyuz? Tabii ki diyebiliyoruz. Ne diyoruz? Ülkemizdeki paranın eğer ileride bir değer üretme şansı varsa, bir değer üretme şansı varsa tabii ki bu para değerlidir. Hı hı. Ama bu paranın ileride bir değer üretme şansı yoksa, yani bakın çok somut bir örnek vereyim. Türkiye'nin dış borçları aslında bakarsanız mesela Belçika'nın veya İtalya'dan çok daha az dış borcumuz var değil mi? Evet. Ama Türkiye eğer 100 lira alır 80 lira bir değer üretemiyorsa, yani 100 lira mal aldığı zaman 100 lira, ben bir şirket olarak düşünüyorum. Ben 100 lira borç almışım. Eğer bu şirket borcunu ödeyebilmesi için 102 lira üretebiliyor olması lazım değil mi? Evet. En azından 2 lira, 100 lira artı 2 lira faizini ödeyebileceğim. Eğer bu şirket 80 lira üretiyorsa, bu borcum çok kısa vadeli de olsa, çok az da olsa, yani diyelim ben 50 lira aldım, öbürleri 100 lira aldım. Ama benim yarattığım değer aldığım borçtan daha az. Yarattığım değer. Türkiye'nin yarattığı katma değer çok düşük. Katma değer. Ama o bugünden yarına çözülecek bir sorun da değil. Bir de çok uzun zamandır yaşıyoruz. Bugün böyle bir zıpladı dolar. Çok güzel. Çünkü bütün bu dünyada fazla para varken kimse bakmıyordu çok uzağa. Ama o sorun da mesela 1,5 aydır var, ama bugün böyle bir inanılmaz yükseldi. Bugün böyle bir inanılmaz yükselmesi nedeni Japonlar. Japonlar. Çok mantıklı bir gerekçeli. Ha, Japonlar. Bakın, çıktılar bu işten. Japonlar aldılar. Hı. Japonların alması da çok mantıklı.
saatlerine bakın. Bakın paranın yükselme saatlerine bakın. Gece evet. Gece gördüm ben onları. Hep takip ettim. Ama zaten bütün Türkiye takip ediyor. Evet. Sadece bu gece. Ondan evvel sabah 8'de Türkiye saatiyle 8-9'da oluyor bu iş. Kaç seferdir yükseliş. Evet. Yani öyle yabancılar falan almıyor. Türkiye'den geliyor talep. Yani yabancı almak için bekliyor Türkler uyansın diye mi alıyor? Yok öyle bir şey. Peki gördük. Japonlar almak için zaman gece yarısı aldılar. Birkaç ama, cümle, birkaç cümle çok çok vaktimiz de daraldı Murat Soycengiz. Nedir yani burada güveni sağlayacak olan Merkez Bankası istediğini yapabilir diyecek bir Cumhurbaşkanı'nın açıklaması mıdır mesela? Yok hayır. Artık nedir? Merkez Bankası'nın yok. Bundan sonra ben ekonominin temel kurallarına kabul edeceğim demek. Yani aklıma göre para basmayacağım. Şu anda temel olarak para basılıyor Türkiye'de. Türkiye bir sürü yatırımının para basarak yapıyor. Bu çok farkında olunması gerekiyor. Karşılıksız para mı basılıyor Türkiye'de? Tabii bir de para basılması illa Merkez Bankası'nın parayı basması demek değil biliyorsunuz. Bankalar normalde Merkez Bankası'nın bastığı para toplam kullandığınız paranın %2'si. Paranın %98'i bankalar üzerinden dönüyor. Ve dolayısıyla o faiz indirdim çıkarttım hikayesi bankalara bu para yaratma işine izin vereceğim veya vermeyeceğim işi. Siz %8'de bankaların maliyetinin altında kredi vereceğim derseniz birisi bu bankaları finanse edecek demek. Bankalar aslında Merkez Bankası'nın bir ajanı gibi çalışırlar. Dolayısıyla eğer bankalar zarar edecek de birisi bunu finanse edecek. Kim finanse edecek? Merkez Bankası. Yani işte para basacaksınız. Tabii kredi olarak basmayacaksınız. Ama destek olacaksınız anlamda söylüyorum. Aynen. Para genişlemiş olur. Başka bir şey daha var. Yani biz tabii ülkemiz için çok önemli ama savaşlar yapıyoruz. Evet. Bu savaşların maliyetini hiç hesaplıyor muyuz? Ne kadara patlıyor bunlar diye? Biz son dönemde Türkiye'de aslında neyin neye mal olduğunu hiç bilmiyoruz. Her şey ticari sır. Yani çok enteresan bir durum. Gerçekten bu şeffaflığın bu kadar az olduğu bir dönemi de yaşamadık. Çiğdem Toker kulaklarını çınlatalım. Her gün bu işi yazmaya çalışıyor. İğneyle kuyu kazıyor ama ne kurumların bütçelerini doğru dürüst bilebiliyoruz, ne verilen ihalelerin kime verildiğini bilebiliyoruz, ne neyin karşılığında ne verildi onlara hakimiz. Gerçekten şeffaflık konusunda inanılmaz zorlu bir dönem geçtiğini söylememiz lazım. Tam söylediniz. O zaman siz zaten söylediniz ne yapmamız gerektiğini. Yani siz şeffaflaşmazsınız. Siz kara bir kutuya bakın iktisadın daha birinci sınıfında öğrettikleri bir şey var. Önemli olan getiri değil. Önemli olan beklenti getiri. Ne demek beklenti getiri? %50 olasılıkla 150 lira kazanacağım derseniz bu 25 lira kazanacağım demektir. %100 olasılıkla 50 lira kazanacağım derseniz bu 50 lira kazanacağım demektir. Yani bu beklenti olayı, şeffaflık olayı sizin olasılığınızı hesapladığınız olay. Yani bilmediğiniz bir şeye kaçıyorsun. Ya %10 olasılıkla, %5 olasılıkla para kazanacağım. O zaman kazanacağımız 100 lira değil. 5 lira, 10 lira. Dolayısıyla o belirsizlik arttıkça istediğiniz faiz artıyor. Onun değeri düşüyor. Anlatabildim mi? Evet, bir yol haritasına ihtiyaç var aslında. Herkesin şeffaf bir şekilde, bütçeler şeffaf, uygulamalar şeffaf, yol haritası şeffaf ama sonuçta da bir acı reçete var diye herkes konuşuyor şu ara. Tamam acı reçeteden daha önce çok açık bir reçete var. Neyse bu reçete çok şeffaf olmalı. Şeffaf bakın olmalı, acı reçete de çok olması gerekmiyor. Çok şeffaf olursanız paranın değeri yükselecektir. Otomatik olarak yükselecektir. O zaman da bu dertleri çekmeyeceğiz diyorsunuz. Bu kadar olmayacak en azından. Beklendiği değeri yükselecektir. Yani 3 lira yerine bu 7 lira olacaktır. Niye? Çünkü %30 yerine %70'e çıkacaktır da o yüzden. Peki. Murat Soycengiz çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Farklı bir pencereden bizi aydınlattığınız eksik olmayın. Ekonomist Murat Soycengiz'le